Merhaba, kazanım 33 testini birlikte çözelim. Birinci sorumuz A ve B kümeleri sırasıyla P ve Q önermeleriyle ilişkilendirilmiş. Tamam. Şimdi öncelikle farkın kümelerde veya fark işleminin mantıkta bir karşılığı yok. Sembolik ilişkilendirmesi yok. Ha, o zaman bu farkı kesişim ya da işte birleşim ya da değerler cinsinden hani bir şekilde ifade edeceğiz. Bir kümenin A kümesinin boş kümeden farkı nedir? Kendisi. Boş kümede çünkü eleman yok ki. Ha, o zaman ne oldu? A. Ha, bir de burada tümleyeni var. Tamam. Kesişim. B birleşim evrenseli tümleyeni. Şimdi A'nın tümleyeni kesişim. B birleşim evrenseli tümleyeni nedir? Boş kümedir. Peki burası ne oldu? A'nın tümleyeni kesişim. B ile boş kümenin birleşimi nedir? B kümesidir. Şimdi bunu mantıkla ilişkilendirirsek P olur, değil olur, V olur, Q olur. Gördünüz mü? P'nin değil ve Q olmuş olacak. O da hangi seçenekte var? Ha, bak burada. Bursa'da gördün mü? Yer değiştirerek vermiş. Evet, cevabımız Bursa. İkinci sorumuz. Olduğuna göre hangisi doğrudur diyor. Bunu bir çözelim. Nasıl çözeceğiz şimdi? P'nin değili veya Q ve Q'nun değili 1. Şimdi V bağlacının doğruluk değerini hatırlayalım bakalım. V bağlacının doğruluk değerlerine sonuç 1 ise her ikisi de 1 olmak zorundadır. Yani böyle olacak. P'nin değili veya Q 1 olmalı. Tamam mı? Q'nun değili de 1 olmalı. Şimdi Q'nun değili 1 ise Q ne olur? 0 olur. Hadi gidelim şimdi Q yerine 0 yazalım bunun için. P'nin değili veya 0, 1. Şimdi veya bağlacının özel doğruluk tablosunu hatırlayalım. Sonuç 1 ise içinde en az bir tane 1 olmalı. O zaman buradan P'nin değili ne olmalı? 1 olmalı. P'nin değili 1 ise P ne olmalı? 0 olmalı. O zaman P dediğin aslında A kümesi ile ilişkili. Yani A eşittir boş küme. Bakın sıfırın dengi neydi? Yani sembolik mantıktaki bu sıfırın kümelerdeki ilişkisi neydi? Boş kümeydi. Peki Q da sıfırmış. O zaman B kümesi de yine eşittir. Ne olacak? Boş küme olmuş olacak. Yani A da B de boş küme. Hangisinde var? Evet, Ceyhan seçeneğinde var gördüğünüz gibi. Evet, üçüncü sorumuz. P denktir, Q denktir, 1 ve R 0 işleminin sonucunu soruyor. Hadi o zaman yazalım yerine. Yalnız dikkat etmem gereken bir nokta var. Bakın burada fark işlemi var. Ha. O fark işlemini önce bir ne yapmam lazım? Düzenlemem lazım. Şimdi bak hemen görün diye yine bir tane Venn şeması şöyle çizeyim. Tamam mı? Burası A olsun, B olsun. Şimdi bana sorduğu şey şu. A'nın tümleyeni fark B. Tamam. Şimdi A'nın tümleyeni neresi? A'nın dışındakiler. Bakın şuralar. Bakın şuralar. Şu dış kısmı da şöyle 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 hemen bir tarayalım. A'nın dışındakiler bunlar. Şimdi bunun B kümesinden farkı neresi? Bak B kümesinden farkı neresi? Aslında dış kısım değil mi? B kümesinden farkı. Yani A birleşim B'nin tümleyeni. Gördünüz mü? A birleşim B'nin tümleyeni. Bakın bir daha göstereyim mi? Hatta renkli de şöyle bir kere daha göstereyim size. Şimdi öncelikle A'nın tümleyenine bakacağız. Bak A'nın tümleyeni A'nın dışındakiler. Bak şöyle. Burası var. Bir de şu dış kısmı var. Bakın. Bak şöyle de tarayalım. Bir de neresi var? Bu dış kısmı var. Şimdi bunun B'den farkı. B'yi çıkarırsan gene hep dış kısım kalmaz mı? Bu da ne demek? A birleşim B'nin tümleyeni. Yani A birleşim B'yi kapattıktan sonra dışında kalanlar. Şimdi onu o zaman yazalım. A birleşim B'nin tümleyeni. Birleşim C birleşim A. Tamam. Hadi yerine yazalım. Şimdi P veya Q oldu, değil oldu, veya oldu, R veya A değil, o da P olacak. Tamam. Bundan doğruluk değerleri verilmiş. Hadi yerine yazalım. 1 veya Q neydi? 1 miydi? 1'in değili veya R neydi? 0 mı? Veya P'de 1. Tamam, denktir. 1 veya 1? 1. 1'in değili veya 0 veya 1? 1. Tamam. Birin değeri 0 veya 1. Bu da ne olmuş olur? 1 olmuş olur. Şimdi 1 dediğin ne? Bakın kümeler olarak verilmiş. Ha, 1'in ilişkisi neydi? Kümelerle evrensel kümeydi cevabımız.
Edirne olmuş olur.